milyonlarca insanımıza vereceğimiz zammın tutarı yaklaşık AKP hükümetleri döneminde 13 yıl boyunca harcanan paranın 400'de 1. Cumhuriyet Halk Partisi Kıbrıs'a çıkartma yaptı. Kalabalık bir partili grubuyla birlikte ilçede çalışma yapan CHP adayları Tanju Özcan, Yusuf Renkli ve Burak Çopa Kıbrısçık Belediye Başkanı Doğan Dağ ve partililer eşlik etti. Bu hükümet zamanında zengin daha zengin oldu. Bakın 2002 yılında Türkiye'nin nüfusunu oluşturan en zengin %1'lik kesim bu ülkedeki 100 liranın 34 lirasının sahibiydi. Aradan geçen 13 yıl sonunda bu ülkenin %1'lik zengini bu ülkenin 100 lirasının 55 lirasının sahibi oldu. Yani zengin daha zengin oldu diyoruz ya, işte rakamlarda bunu doğruluyor. Bu hükümet zengin yanlısı bir hükümetti. Bu hükümet kaynakları zenginle paylaşmayı tercih etti. Biz de diyoruz ki biz fakirden yanayız. Biz yoksuldan yanayız. Biz çalışandan yanayız. Biz asgari ücretliden, köylüden, emekliden yanayız diyoruz. İşte bizim AKP'den farkımız bu. Biz çok kazanan zenginden çok vergi alacağız. Ve bunu tabandaki emekliyle, köylümüzle, asgari ücretlimizle paylaşacağız. İşte bu yüzden Davutoğlu bizi bu Türkiye'nin en zenginlerini toplayıp şikayet ediyor. Bu CHP'ye diyor haddini bildirin diyor. Bunlar asgari ücreti 1500 liraya çıkartacak diyor. Bu CHP'ye haddini bildirin diyor. Bunlar emekliye 2 maaş ikramiye verecek diyor. Yani şunu demeye çalışıyor. Bakın siz bunlara haddini bildirin. Yoksa bunlar gelecek, bunlar emekliye 2 maaş ikramiye verecek, asgari ücrete zam yapacak, bunun ucu da sana dokunacak diyor. Kıbrısçıklılara seslenen birinci sıra adayı Özcan, ilçede CHP iktidarının ardından çok şeyin değişeceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim faydamız size olur. Diyoruz ki değerli emekli büyüğüm, 11 milyon emeklimize, değerli emekli büyüğüm, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında size 2 maaş ikramiye vereceğiz. En düşük emekli maaşı da 1500 lira olacak. Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye alacaksınız. 12 değil yılda 14 maaş alacaksınız. AKP'nin gidişi için geriye sarımın başladığını ifade eden Özcan, emeklinin, işçinin, esnafın, köylünün daha güzel günler görmesi için mutlaka sandığa gidip oylarını CHP'den yana kullanmalarını istedi. Milyonlarca köylümüz şu anda tarlasını süremiyor, ormana gidip üretim yapamıyor. Neden yapamıyor? Çünkü traktörüne dünyanın en pahalı mazotunu koyuyoruz. 400 lira. Bu hükümet yemi sahiplerine 1,5 liradan vergisiz mazotu veriyor. Biz diyoruz ki hayır, biz vergisiz mazotu, yani 1,5 liradan mazotu gemi sahiplerine, yat sahiplerine değil, tarlasını sürmesi için, ormandan üretim yapabilmesi için orman köylüsüne vereceğiz. Köylümüze vereceğiz diyoruz. Rençberliğini rahat yapabilsin. Tarlasını sürüp ürün elde edebilsin. Ormanda ki meşakkatli, sonunda cebine para kalabilsin diye.